İslam'ın 5 şartı diye bir şey yok aslında. Kur'an'da İslam'ın 5 şartı şudur diye bir liste yok. Peki bunu nereden çıkarmışlar? Bunu nereden çıkarmışlar? Mesela İslam'ın 5 şartı diye öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, zina etmeyeceksin, iftira atmayacaksın, faiz yemeyeceksin diye niye dememişler de namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin, kırkta bir zekat vereceksin demişler. Niye onu dememişler de bunu demişler? Eğer İslam'dan tamam bir sürü şartı var da şimdi onları saymamız uzun sürer. Bana böyle bir elin parmağını geçmeyecek şey söyle. En önemlilerini söyle. Böyle çarp böl, çarp böl, en önemlilerini söyle. Bir elin parmağı, bir eldeki sadece bu kadarını. Bir el kadar, 5 tane. Şöyle dersen bunun birincisinin öldürmeyeceksin olması gerekir. İkincisinin çalmayacaksın olması gerekir. Üçüncüsünün yalan söylemeyeceksin, iftira atmayacaksın olması gerekir. Dördüncüsünün zina etmeyeceksin olması gerekir. Beşincisinde faiz yemeyeceksin ve yedirmeyeceksin. Yani kimseyi sömürmeyeceksin, kimsenin de senin sömürmesine izin vermeyeceksin demiş olması gerekir. Dolayısıyla niye bunu söylememişler de diğerini söylemişler? Ben bunun biraz proje olduğunu düşünüyorum. Sürekli anlatıyorum. Rebeze ve Kerbela'dan sonra, yani Ebu Zer'in Rebeze'de öldürülüp İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildikten sonra İslam dünyası travma geçirdi. İnsanlar bu iş bitti. Peygamber kendisi vefat etti, dini de şimdi vefat etti. Toprağın altına gömüldü dediler. Peygamberin kendisi daha önce Medine'de öldü, toprağın altına gömüldü. Ama şimdi de getirdiği din toprağın altına gömülüyor, bu iş bitti. Kendimize başka bir peygamber ve başka bir din aramamız lazım diye insanlar travma geçirdi, travma. Çünkü travma geçecek kadar var. Kerbela'da 72 kişi ölüyor. Yezid orduları, çoğu paralı asker, Kerbela'ya yetmiyormuş gibi Medine'yi, İslam'ın peygamberin kabrinin olduğu Medine'yi basıyorlar. Orada 900 tane kadına, sahabe kadına tecavüz ediyorlar. Mekke'nin %70'ine mülk olarak el koyuyorlar. Bağlara, bahçelere, her yerlere. Emevi orduları, Yezid orduları. Sonra bu da yetmiyormuş gibi İslam'ın kalbinin attığı, Allah'ın evinin olduğu Kabe'yi dışarıdan mancınıklarla top ateşine tabi tutuyorlar, yani mancınık ateşine, ve Kabe'yi, o bildiğiniz Kabe'yi örtüsüyle beraber alev alev 3 gün cayır cayır yakıyorlar. Ya kardeşim, bundan sonra ortada bir din falan diye bir şey kalır mı yani? Ne dininden bahsediyorsunuz? Kalıntıdır, imparatorluk kalıntısı. Onun taklidini, suyunun suyu. Gömüldü oraya. Şimdi bu travmanın altından kalkmak için İslam dünyasına vaziyet edenler, biz sizin halifenizsiniz, İslam dünyasının halifesiyiz diyenler kendilerine kolay yoldan hadis ve kelam uydurdular. Dedi ki bunun altından kalmaz için şöyle kuvvetli bir hadis lazım. Öncelediler ki İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel bir askerdir. Arkasından Yezid İstanbul'a fethetmek için sefere çıktı. Dediler ki peygamberin bahsettiği kişi işte bu. Aa, ya biz bunu Kerbela'da katliam yaptı biliyorduk. Meğer peygamber bundan bahsetmiş. Ne güzel asker diyor, ne güzel komutan diyor. Hiç böyle birisi Kerbela'dan dolayı suçlanır mı? Sonra onun hocaları çıktı sağda solda. Ya kardeşim siz neden bahsediyorsunuz? Tutturmuştunuz bu Kerbela. Tamam geçti gitti bitti işte.
Geçti gitti. Bak peygamber bunu haber vermiş. İstanbul'un fethine çıktı adam. Üstelik peygamber ne demiş? Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan ateş dokunmaz. Benim de kalbimde hardal tanesi kadar iman var mı? Var. O zaman nereye Kerbela'yı deyip duruyorsunuz? İkide bir de karşıma çıkarıyorsunuz. Unutun artık şunu. Sonra demiş ki namaz kılanın günahları affolur. Oruç tutanın günahları affolur. Hacca gidenin de günahları affolur. Kul hakkı hariç. Arafat'a çıkarsan o da silinir. Namaz, oruç, hac, hardal tanesi kadar iman, İstanbul'u fethetmek. Bak, düzene bak. Nasıl da kurmuşlar, hepsi uydurma. Öldürdün kardeşim, öldürdün. Senin kurtuluşun yok. Senin Müslümanla falan alakan yok. Sen bu dinden, okun yaydan çıktığı gibi çıktın gittin. Allah seni kurtarsın. Bu dünyada senin yerin yok. 3 gün Hazreti Hüseyin'in vücudunu at nallarına ezdirdin. Kafasını kesip saraya gönderdin. Kadınlara tecavüz ettin. Mekke'yi yaktın. Sen bittin. Sen bittin. Burada sadece adalet konuşabilir. Adalet nasıl konuşur? Onlar öldüğüne göre Allah'ın adaleti konuşacak. Bunları uydurmuşlar kendilerini affettirmek için. Tesbih çekmeyi uydurmuşlar kendilerini affettirmek için. Camilerden şikayet yükselmesin diye hoca dönüp de bir derdi olan var mı diye sordum da birisi kalkıp da Ebu Zer'in Hüseyin'in hesabını sormasın diye camiye tesbih getirmişler. Hoca dönünce bir derdi olan var mı diye sormayacak. Subhanallah diyecek herkes sup 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 33 defa Subhanallah çıkacak. Sonra 33 defa Allahu Ekber, sonra 33 defa La ilahe illallah. Ondan sonra elhamdülillah. Sonra herkes dua etmekle de kendi başına kalmayacaksın. Amin dedikten sonra ne zaman El Fatiha deneceğine de oradaki adam karar verecek. El Fatiha dendikten sonra elini yüzüne sürüp camiden çıkıp gideceksin. İyi de ben bu köşeye çevirip dua etmek istiyorum. Senin talimatına mı amin diyeceğim? Amin deyince iş bitiyor. Belki benim duam biraz uzun sürecek. Herkesin isteği nasıl oluyor da bir komutla tak diye bitiyor. Değil mi? Hoca demiyor mu? El Fatiha! Yeter artık istediğiniz diyor. Herkes elini sürüyor ve camiden çıkıyor. Ya belki ben biraz uzatacağım. Ben hep camide dua ederken bunu düşünürdüm. Hatta gittim bir kere hocaya sordum. Dedim ya hocam bir şey soracağım dedim. Benim daha çocukluğum camilerde geçtiği için teravih namazlarında falan minarelere güvercin yuvası falan yapardık. Çocuk yaştayken hep camilerde geçtim ben. Babam alır alır götürürdü. Dedim ya sen şimdi şöyle biraz duruyorsun. El Fatiha diyerek duayı bitiriyorsun. Peygamber zamanında var mıydı bu? Ben merak ediyorum dedim. Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bütün cemaat aynı anda nasıl bitiriyor bunu? Yani herkes aynı cümleyi mi söylüyor? Mesela benim bir derdim var. Biraz uzatmak istiyorum yani. Yakarmak istiyorum ya. Bana yakarayım kardeşim. Allah'ın evine gelmişsin. Niye El Fatiha diye elimi sürdüm? Çık git diyorsun. Bu 1300 yıldır böyle. Maksat dua etmek değil, maksat susturmak. Sus. Sonra demişler ki kim 33 defa elhamdülillah der, Allahu Ekber der, Sübhanallah derse deniz köpüğü kadar dahi olsa günahlar affolur. Peki bu Kerbela ne olacak? Bu tecavüz ettiğiniz kadınlar, çaldığınız emekler ne olacak? Ne olacak bunlar? 12 imamdan onu zehirlerek öldürmüşler. 6'sı Abbasiler döneminde, 4'ü Emeviler döneminde. Bunlar ne olacak? Bunlar ne olacak? Şimdi kanın aktığı yerde, ölümün olduğu yerde dua, namaz, niyaz hiçbiri sökmez. Önce insan kanı. Baktım bir yerde kan bakıyor. Geç hepsi. Hiçbir şey yaramaz. Kiliseye de gitsen,
camiye de gitsen, cemevine de gitsen, herhangi bir mabede gitsen, değil mi ki kan akıyor ve onlar bu kan akmaya bir şey demiyorlar. Bunu durdurmuyorlar. Buna karşı duyarsızlar, hiçbir şey yaramaz. Kardeşim, Allah kanın aktığı yerde duaları falan işitmez. Kan akıyor, insanlar ölüyor. Öldürmeyeceksin diyor bütün kutsal kitaplar. Kur'an dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi bunlar dururken böyle bir İslam'ın şartları geliştirmesi biraz buna uyuyor. Allah'ın bütün yap dedikleri ve yapma dedikleri İslam'ın şartlarıdır. Böyle düşünmemiz lazım. Allah'ın yap dedikleri ve yapma dedikleri İslam'ın şartlarıdır. Bu olsa olsa inanılacak şeylerin bir listesi olabilir. Kaldı ki ben bir ara şöyle yorumluyorum. Tamam, İslam'ın şartları bunlardır. Tamam, 5 şart ele alalım. Hadi buradan gidelim, senin dediğin gibi olsun desem bile o da yanlış. O da yanlış söyleniyor yani. İmanın şartları 6, İslam'ın şartları 5 diye söyleniyor. Maturidi mezhebinin ileri gelenlerinden bir tanesi olan En-Nesefi'nin Tapsıratul Edille adlı kitabında imanın ve İslam'ın şartı 5+5 diye anlatılıyor. O da yanlış yani. Nedir onlar? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve cihat. Yani kötülere karşı iyilerin yanında mücadele etmek. Adalet için savaşmak. Cihat budur. İnsanları Müslüman etmek için. Hava kesmek değildir. Şimdi tekrar oraya girmeyeyim neyse. Şimdi bak nereden tutsam elime geliyor. Yani. Şimdi orayı yorulmasa orada yanlış. İmanın şartları altıdır. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, ahiret gününe inanmak, peygamberlere inanmak, 5 tane. Kaza ve kaderi nereden çıkardın? O da sonradan. O da Emevilerin kelamı. Bu Hüseyin'in kaderiydi. Budur mesela. Hüseyin'in kaderi bu. Ebu Zer'in kaderi bu. Benim kaderim de sarayda yaşamak. Ne yapalım? Kader böyle. Görmüyor musunuz? Halbuki Allah ne diyor? Allah herkesin kaderini kendi boynuna dolamıştır. Yani Allah herkesin kaderini kendi eline vermiştir. Tamam, kader vardır ama o bizim elimize verilmiştir. Ve sen kendi yaptıklarından sorumlusun. Evet.